Değerli Reklam Payda takipçileri, yepyeni programla karşınızdayız. Efendim bugün Ankaralı yeni bir grubumuz var, yeni bir müzik grubumuz var. Çizgi, nasılsız ekip? Vallahi full enerjiyiz, iyiyiz yani. Bizim rahatlığımız şu anda bu noktada hiçbir ticari kaygı olmadan yapıyoruz bunu. Yani tamamen yapmak istediğimiz için yapıyoruz. Zaten hatta buraya gelmesinde tabii çevremizde çok müzisyen arkadaşımız var. Hani abi bunları niye kendinize saklıyorsunuz, çıkarsanız deli misiniz falan böyle bir alttan aldığımız gazla birden hızlı bir şekilde buraya geldik. Çok... Şu an mesela biz üst kattayız. Ofisin üst katındayız ve stüdyonun üst katındayız. Orta katta kayıt yapılıyor. Evet. Türkiye'de de çok olmayan bir şey. Ben ilk defa belki de burada gördüm. Açık alanda kayıt yapılıyor. Bu Avrupa'da ve Amerika'da tercih edilen tekniklerden bir tanesi. Açık bir oda. Müzisyenler geliyor, işte çayını alıyorsun kendin falan filan, oturuyorsun. Konular tartışılıyor, gelenler gidenler oluyor. Hatta ilk defa burada tanışan birçok insan var. Önce şöyle başlıyor. Aha, gidiyor. Verse tamam, bundan oluşuyor. Teker teker konuları basar mısın? Basın C mi aldı orada? C, fa diyez, sol. Burada solü vurgulamayabiliriz. Sol majör akoru bu. Tamam, çevirimi farklı. Tamam. Solü vurgulamayabiliriz. Şimdi bu özellikle bu kayıt için bizim normalde kendi stüdyomuz da vardı aslında. Yani direkt kapalı stüdyo. Gerçekten mod çok önemli. Yani Yunus Emre hocamla beraber baktık, gittik oraya. Yok dedi, Hacı burası seni basarsan burada söyleyemezsin dedi. Özet olarak. Abi dedim ofise de bakalım. Ofise bir baktık, tavan falan süper akustik için. Şu anda mesela aşağıda yaylı kaydı yapılıyor. Evet, evet, yaylı kolay bir kayıt değildir yani, tabii, hocam tabii, daha iyi bilir. İşte ofisin o kat aralığı yüksekliği sayesinde 6 metre kadar bir tavan boyu var. İnanılmaz güzel bir ses alıyoruz bu sayede. Bizim Cem de bize, Cem'imiz de değil, o da hem gitarcımız hem aranjörümüz. Şimdi davulcumuz ve ikinci gitaristimiz ve aynı zamanda tone master'ımız şu an burada yok. Değil mi? İkisi alt kattalar. Altta kayıttalar onlar. Tamam, olsun. Çok güzel. Bu arada arada duyduğunuz efendim yaylı sesleri gerçekten şu an albümün kayıtları. Yani sizin muhtemelen yani albüm ne zaman çıkarsa duyacağınız yaylılar şu anda kaydediliyor. Evet. Peki nasıl oldu? Şimdi akşam 5-6'ya kadar biz çizim yapıyoruz. Evet. Değil mi? Evet, tabii. Ben mesela aşağıda duruyordum. Canımız da sıkılıyor. Eren geliyordu. Hani biraz takılalım, sonra ofiste diğer çalışanları da çağırıyorduk. Hani sen şunu çal, bunu çal. Oluyordu, olmuyordu. Gayet de eğleniyordu. Ama ofiste herhalde şöyle bir durum var. Yani ofisin ahalisi bir şey çalıyor, söylüyor. Peki hayalimiz neler? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Yani neden çizgi bir de? Onu da söyleyelim. Ardından hayallerimiz neler? Bunları duymak isterim. Çizgi. Bir zaten mesleki durum. Mimarlıktan gelen çizgi var. Bir de hani güzel laf, hani çektim çizgiyi dersin yani. Aha. Öyle bir durum hani. Aha. İçimize silen bir durum olduğu için o da bizim kafamıza yatan bir isim oldu. Hem mesleki hem anlam olarak. Aha. Böyle postmodern isimler düşünmediniz mi? Hiç düşünmedik. Ya, üçüncü yeniler tarzında falan böyle. Yok bizim. Ben o tip isimleri çok sevmiyorum ya. Şimdi çok başka bir şey demeyeyim ama. Ha. İsim kısa ve net olmalı. Bitti işte. Peki, çizgi. Peki çizgi mesela yeni akım şu an üçüncü yeniler şeklinde gidiyor. Bir böyle 60'lar 70'lerdeki Türk popun akustik dönemlerindeki algının daha şair bireyler tarafından müzik haline getirildiği bir döneme giriyoruz. Siz burada kendinizi nasıl pozisyonlayacaksınız? Bu pozisyonladığınız alanda hayalleriniz nasıl birleşecek? Bizim zaten temel prensipte yani kitleye, insanlara dokunmak istiyoruz. Yani hani uzak, yani hiçbir zaman ne kendimizi üstte ya da altta görmüyoruz. Tek seviye olarak görüp onlara dokunabilmek istiyoruz. Bizim yazdığımız şeyler hepimizin aslında şarkı sözlerine bakarsanız normal günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler. Kimi şarkıda işte ekonomiden bahsediyoruz. Kimi şarkıda iflas ediyoruz. Kimi şarkıda terk ediliyoruz. Hani biraz böyle bad kısım var. Kimi zaman da ne olursa olsun mutluyuz kafasındayız yani. Hani aslında çok ekstrem bir durum yok. Sadece günlük yaşadığımız şeyleri insanlara ulaştırmak istiyoruz. Onlar da zaten inanıyorum ki kendilerinden parça bu hayatlarından da parçalar bulacaklar bu işte. İşte bu hayat. İşte bu hayat işte. Evet. Zor mu? Yeniyoruz. Yani bir sen çal orayı, ben gidiyoruz şimdi. Çok yoğun bir şey hayatımız var. Herkesin çok yoğun bir iş hayatı var. Sabah başlıyor, stres, o bu falan derken saat 6'yı bazen ben
Hani iple çekiyorum. Çünkü bir anda dünyamız değişiyor. Hani modumuz değişiyor, yüzlerimiz gülmeye başlıyor, yaptığımız iş her neyse işte bundan para verip başka bir dünyaya açılıyoruz. Tabii kesinlikle. Tabii şey yani benim bir lafım vardı ya. Yani şu anda dünyanın %50'si antidepresan kullanıyor biliyorsunuz. Evet. İşte bu benim antidepresanım bu sayede kullanıyorum. Ne güzel, endorfin yani. Salgılıyoruz. Aynen aynen. Sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Ev ortamı gibi de var. Büyük bir şans yani birçok grubun böyle çalışma şansını yakalayamadığını biz görüyoruz. Burada bu işi iyi kıvırmışsınız. Tabii bunda herhalde şey de var. Yani mimarlık da var. Ya bunu buraya koysak olur, şurada olur falan filan var. Çünkü şey, stüdyoculuk, stüdyoya tasarlamak, yapmak, inşa etmek gerçekten çok zor. Burada akustik tutmuş. İşten sonra da yapıyorsun. Şimdi başka stüdyoya gidecek olsam, biz de çok geçtiğimiz için bu şeylerden, bir saat yolda gittim. Ben zaten işten çıktım, yemek yiyeceğim. Yok efendim oraya hareket edeceğim falan, bunların hiçbiri yok. Bu çok verimli bir çalışma biçimi olmuş. Vallahi oldukça ben umutluyum sizler adına. Çok sağ olun. Bu noktada tabii takipçilerimiz de parçaları dinledikten sonra karar verecekler. Şimdi tabii biz biraz havaya konuşuyoruz. Çizgi diye bir grup var dedik. Evet. Daha müziği dinlenmedi. Biraz takipçilerimize fikir vermesi açısından çizginin elemanları bugüne kadar kimleri dinledi, kimleri özümsedi, kimleri sever? Hatta yani biz TRT olmadığımız için bunu da söyleyebiliriz. Kimleri dinlemez, tercih edersiniz? Abi şöyle bir zevksiz bir insanım bu konuda. Hiçbir müzik zevkim yok benim. Ben her türlü müziği dinlerim. Aha. Kulağıma hoş gelir, tınısı hoş gelir, kiminin sözü hoş gelir. Yani sözle de ilgilendiğim için sözleri için de şarkı dinlerim olur ama yani illa rock dinlerim ya da ben arabesk de dinlerim abi, rock da dinlerim, etnik müzik de dinlerim, elektronik de dinlerim yani anlatabildim mi? Peki bir şarkıda önce müziği mi dinlersin, söze mi dikkat edersin? Var mı bir tercih? İşte beni yakalayacaksa ikisi birden olunca yok, zaten. Yoksa neden özellikle soruyorum? Yani söz yazdığın için müzik dinlerken böyle biraz meslek hastalığı gibi düşünüyorum da önce söze bu adam ne yapmış diye mi bakarsın, arkadaki atıyorum bir orkestrasyona mı bakarsın? Mesela aynen söze bakıyorum ben. Mesela ama bizim Cem'e falan sorun, gitarcı, bizim şarkının sözlerini bilmez. O tamamen müzikal bakar yani. Hani ben mecburen söz olarak da bakıyorum. Hani yarısını bilmez hakikaten. Aynen. Yani bu da müzisyen hastalığıdır. Yani çevremdeki çoğu arkadaşım da hani müzisyenlerin geneli şarkının sözünü mesela bilmiyor. Direkt tınıya bakıyor yani. Mesela Tonmeister'ımızla da konuşmak isterdim. Evet. Tonmeister'lar bir noktada çünkü sadece matematiğe bakıyor. Hı hı. Müziğe de bakmıyor. Artık o kafada algoritmik görmeye başlıyor bazı işleri. Mesela onda nasıl? İşte onunla feci biz savaşıyoruz ya. Savaşmıyoruz. Yunus Emre Hoca da dahil. Üçümüz bayağı birbirimizi gırtlaklayacak noktalara geldiğimiz oldu ama sonuçta iyi yere vardık yani tartışarak. Hani. Ama bir şey söyleyeceğim. Abi Tonmeister öyle olacak. Birinin matematik düşünmesi lazım. Duyguyu düşünecek insanlar olacak. Bülent sen? Ben bu aralar biraz yani 70'ler 80'ler benim en favorilerim. O geriye döndüm. Aha. İşte, ama kimler mesela? Ne bileyim işte ABBA, Elvis Presley. Hani Beatles'a tekrar geri dönüş yaptım. Yani ne bileyim biraz yaşın getirdiği de belki bir şey. Hani o dönemde gerçekten hani böyle daha anlayarak, daha güzel anlayarak dinliyorum mesela bu. Ama tabii benim müzik anlamı derseniz sabahları klasik müzikle açarım ben. Akşam da caz müzikle bitiririm. Ama ilgilendiğim şey daha çok şu an 70-80. Az önce dinlediğimiz parçanın adı neydi? İşte bu hayat. İşte bu hayat. Ya Beatles'tan bir şeyler var aslında. Onların temizliğini gördüm ben. Parça temiz. Ben başka bir şey yormuyor. Şöyle bir şey var. Şimdi Eren'in şarkıları hakikaten hikaye anlatıyor. Yani hani milattan önce 500 yılında Yunanlı şair bir çalıp hikayesini anlattığı gibi herhalde kendi hikayelerini anlatıyor, yaşanmışlıklarını anlatıyor. Ve bunlar o kadar kendi içinde hani bet ediyorum, yapacak bir şey yok. O kadar kendi içinde tutarlı ki hem sözlerin vurguları, hem sözlerin yalınlığı, hem de melodinin o kendi içindeki dalgalanması çok başarılı. Oldukça temiz bir durum. Davulcumuz yani, da geldi. Davulcumuz da geldi. Gel abi. Gel. Geç abi sözü alalım. Soğukmuş ya. Senin burada soğuk. Biraz soğuk. Nasıl gidiyor kayıt? İyi. Hızlı. Seni tanıyalım mı? Adım Doruk. Hoş geldin Doruk. Davulcuyum. Aha. Aynı zamanda davul eğitimi veriyorum. Çok güzel. Eren'e yardım ediyorum. Aynı ofiste değilsiniz ama. Değil, değiliz. Ha, Doruk. Ben müzisyenim. Doruk müzisyen. Çok eski arkadaşım. Yani. O da gruptan daha yani arkadaş olarak. Bebelik. Kanka gel bir şey proje yapıyoruz dedim. Doruk yani, tam neredeyiz abicim biliyor musun? Tam grup
bugüne kadar müzikal anlamda kimlerden beslendi? Onu sorduk. Grubun müziğine olan etkilerini konuşuyorduk kendi aramızda. Konuşmak güzeldi sizden. kimleri dinlersin? Kimleri seversin? Oo, çok geniş. Çok geniş. Yani benim öyle bir şeyim yok. Hani şu tarzdan hoşlanırım, bu tarzdan hoşlanırım. İyi olan her şeyi dinlemek isterim. Aha. Yani bu müziğe katkı veren herkese, her şeyi, her tarzı, arabesk olsun, Türk halk müziği. Ya bir defa zaten coğrafyamızdan dolayı çok geniş bir yelpaze içindeyiz. O yüzden öyle bir şeyim yok. İyi olan her şeyi dinlerim. Kitap okuyor mu grup? Evet. Çizgi. Nedir okuyorsun? Şu anda Bukowski'lere başladım ben. Bukowski'lere çok geç kaldım. Ama bayağı hepsini okumaya çalışıyorum. Ha, çok güzel. Çizgiyle ben tanıştığımızı düşünüyorum. Biz de aslında yeni tanıştık. Ama müziklerini ben gerçekten çok beğendim. Bu arada bizim de Reklampedia'da www.reklampedia.com'da bir tane radyomuz var. Eğer albüm çıktıktan sonra siz de isterseniz mesela ben bu parçayı playliste koymak isterim. Süper olur abi. Neden olmasın? Çünkü bizim radyomuza çok uygun bir sesiniz var. Yani gördüğüm kadarıyla ham kayıtları dinliyoruz şu anda tabii. Bitmiş işte çok farklı olacak. Vallahi değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok güzel noktalara geleceğinizi de hissediyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla sadece müzik değil, grup Türkçesi neydi? Yani grup işbirliğiniz, enerjiniz çok güzel. Türkiye'de grupların yaşadığı problemlerden bir tanesi. İşte ego savaşları efendim. Bizim burada en fazla konuştuğumuz şey benim gördüğüm kadarıyla gene teknik konular üzerindeki tartışmadan bahsettiniz. Tabii tabii. Yani bu daha güzel ulaşmak için olması gereken bir şey. Ve bir de zaman lazım. Bu zamanı iyi kullandığınızı ben hissettim. Ve güzel de bir yere gidiyor. Hangi plak şirketinden çıkacak? Şu an sakınca var mı söylüyoruz? Şu anda söyleyelim mi söylemeyelim? Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Tamam. İki albümlük bir teklif var. Buna geleceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Seni takip ediyoruz. Görüşürüz. Efendim yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben çok sabitim. Neler oldu, neler oldu, ben lanetliyim. Kimi öyle sandım.